2020 yılında Çin'de başlayan koronavirüsünün yol açtığı endişe ve korku dalgası tüm dünyayı sarmış durumda. İnsanlar seyahatlerini iptal etmeye, ülkeler özel uçaklar ile vatandaşlarını salgın bölgelerinden kaçırmaya başladı. Salgının merkezi konumundaki Çin'in Wuhan şehrinde birkaç gün içinde sadece korona hastalarının tedavisinde kullanılmak için özel bir hastane inşa edildi. Binlerce kilometre uzaktaki şehirlerde hastalık korkusundan dolayı yüz maskesi satışları tavan yaptı. Basit bir hastalık yüzünden insanların ve ülkelerin neden bu kadar hassas davrandığını anlamak için 100 yıl önce yaşanan ve küresel ölçekte yıkıcı sonuçları olan bir diğer hastalığın hikayesini incelememiz gerekiyor. 1918 yılında başlayan ve çoğu insanın ilk zamanlarında alt tarafı grip diyerek umursamadığı İspanyol gribi, 18 ay içerisinde 50 ila 100 milyon arasında insanın hayatına mal olacak ve insanlık tarihinin bilinen en büyük küresel salgın olarak tarih kitaplarına geçecekti. Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda milyonlarca insanı öldüren 1918 salgınının nasıl ortaya çıktığından, yayıldığından ve günümüz salgınlarının önlenmesinde yol gösterici olan tedbirlerinden bahsedeceğiz. Salgın adı İspanyol gribi olsa da aslında kaynağı çok daha uzaklarda. Dünyayı sarsan salgının çıkış noktası ve yayılması tamamen aynı dönemde gerçekleşen bir diğer yıkıcı olay ile bağlantılı. 1918'lerde kıtaları vuran büyük harp, yani 1. Dünya Savaşı devam ederken Siperlerde kıyametin koptuğu Avrupa'dan fesahlar uzaktaki Çin İmparatorluğu savaştan uzak durmayı istiyordu. Ancak küresel bir savaştan uzak durmak için sadece istemek yeterli değildi. Çin o dönemlerde zayıftı. İşgal edilmemek ve savaştan zarar görmemek amacıyla Çin aktif olarak çarpışmayacak olsa da Almanya'ya savaş açmış ve ateşin içine girmişti. Bu sebeple savaşa müdahil olan her ülke gibi cepheye insan göndermek zorundaydı. Çinlerden pek haz etmeyen ittifak ordularının komutanları, Çinli askerleri istemese de siperleri ve mezarları kazacak Çinli işçilere hayır demediler. Binlerce Çinli fabrikalarda ve inşaatlarda çalışmak üzere Avrupa'ya ve Kanada'ya gönderildi. İşçi olarak Avrupa'da çalışacak olan Çinlerin bir kısmının Kanada limanlarından aktarılması planlandı. Gemilere balık istifi gibi bindirilmeyi bekleyen Çinli işçilerin arasında başlayan bir hastalık, kısa sürede binlercesini yatağa düşürdü. Kan kusturan ve cildi maviye döndüren bu hastalığı Kanadalı doktorlar hastalar Çinli diye pek umursamadı. Hastalara öksürük çubuğu verip gemilere bindirdiler ve değersiz gördükleri Çinlileri başlarından savdılar. Bu umursamazlıkları ileride salgının Avrupa'nın batı cephesi siperlerinden Filipin adalarına kadar yayılmasına yol açacaktır. Bu esnada salgının bir diğer ayağı da Avrupa'ya gitmek için eğitilen Amerikalı askerler arasında başladı. Amerika'nın Kansas eyaletinde ilk defa raporlanan grip Askeri kamplarda salgın olur, endişe edilecek bir şey yok denilerek önemsenmedi. Ancak ilk raporların ardından bir ay bile geçmeden Amerika'daki askeri kampların %60'ından fazlasında salgın baş gösterdi. Üstelik salgın nedeniyle birlikler karantinaya alınmadan önce aile ziyaretine giden erler yüzünden hastalık sivil halk arasında yayılmaya başlamıştı. Ne yazık ki grip kısa bir zaman aralığında 6000 kişiyi öldürmesine rağmen yetkililerce o dönem şartlarında olağan kabul edilip umursanmamaya devam edildi. Hastalanlar kızamık veya zatüre teşhisi konulup yanlış tedaviler yüzünden ölümle pençeleşirken sağlıklı diye raporlanıp Avrupa'ya savaşmaya gönderilenler esas tehlikeyi yanlarına taşımaktaydı. Salgının yayılmasında rolü olan ikinci büyük hata karantinaya uyulmadan Avrupa'ya gönderilen bu askerlerdi hastalığın kuluçka evresini tıktım tıkış gemi kameralarına geçenler karayendiklerinde kendilerini birden Avrupa'nın cehenneminde buldu. Birbirinin içine girmiş siperlerde sefalet ve pislik içerisinde çarpışan askerler için İspanyol gribi kısa sürede düşman topçusundan daha ölümcül hale geldi. 1918 Nisan'ına gelindiğinde gribin yeni kurbanları Fransız askerleri oldu. Amerikalılar ile birlikte çarpışan Fransızlar arasında halsizlik ve yüksek ateş görülmeye başladı. Batı cephesinin kirli ve kokuşmuş siperlerinde sık görülen bu belirtiler ilk zamanlarda aynı Amerika kıtasında olduğu gibi sıradan görülse bile bir süre sonra durumun çok daha ciddi olduğu anlaşıldı. Zaten büyük savaşın devam ettiği siperler İspanyol gribi gibi bir hastalık için tam bir cennetti. Savaştan dolayı yorulmuş ve bağışıklık sistemi zayıflamış olan on binlerce insan yan yana hapis hayatı yaşıyordu. Bir salgının yayılması için daha uygun bir ortam olamazdı. Mayıs ayına gelindiğinde Fransa'daki askerlerin 169'u grip salgını nedeniyle cephe gerisindeki hastaneleri doldurmuştu. Hatta yatırılan hastaların %5'i kısa süre içerisinde kendi vücut sıvılarının ciğerlerini doldurması nedeniyle bu olarak ölmüştü. Hastalık engellenemez bir sel gibi yıkıma yol açarken, savaş dönemi uygulanan ağır basın ve haberleşme sansürü nedeniyle salgının vehameti siperlerden ötede bilinmiyordu. Ancak grip İspanya'ya ulaşınca o zamana kadar sansür örtüsüyle gizlenen salgından dünya nihayet haberdar olacaktı. Zira İspanya savaş sırasında tarafsız kaldığı için basın sansürü uygulamıyordu. Ülkenin bütün önemli şehirlerinde ardı ardına başlayan grip salgını İspanya kralına kadar herkesi kırıp geçirince salgın haberi uluslararası basın tarafından bütün dünyaya duyuruldu. Bu esnada da hastalığın adı İspanyol grip olarak anılmaya başladı. İspanyol gribi itilaf askerleri üzerine kabus gibi çökerken ittifak güçler arasında da yer edinmeye başladı. 1918'in Haziran ve Temmuz aylarında Fransız ve İngiliz birliklerini silindir gibi ezip geçen Alman askerleri yeni tanıştıkları grip yüzünden hareket edemez hale geldi. Temmuz ayında yarım milyon Alman askeri yüksek ateş, mavi cilt ve kan kusması şikayetleriyle hastaneleri doldurdu. Askerlerin tedavi edildiği sahra hastanelerinde yer kalmayınca hasta askerler açıkta yatırılmaya başlandı. Savaş planı yapan Alman generaller Paris'e yürümeyi hedeflerken ordunun üçte biri yataklarından dahi kalkamayacak haldeydi. Bu sırada grip virüsü milyonlarca askerin ve genetik mutasyona yol açan hardal gazı gibi kimyasalların arasında dolaştıkça daha da güçlenmekteydi. Yorgun, ikmalsiz, ilaçsız ve hasta olan Alman ordusu geri çekilme hazırlıkları yaparken salgın da artık daha acımasızdı. Yeni grip kurbanlarını ilk hastalık belirtilerinden itibaren 12 saat içerisinde öldürüyordu. Üstelik savaştan geri dönen askerlerin taşıyıcılığı yüzünden liman şehirlerinden başlayarak siviller arasında hızla yayılmaya başladı. Hastanelerin dolup taşmasına ve doktorların bile yatağa düşmesine rağmen savaş zamanı İngiliz ve Amerikan sansürü tüm gücüyle haberleri bastırmaya çalışıyordu. Yöneticiler durumun vehametini görmezden gelmeye çalışsalar da hastanelerden gelen ne tabut kaldı ne tabut yapacak ağaç raporlarından sonra yaptıkları hatayı anladılar. Ancak iş işten çoktan geçmişti. Gerekli önlemler alınmadığı için salgın tüm dünyada şehirden şehre anız yangını gibi kontrol edilemez bir hızla yayılmıştı. Büyük şehirlerde hastaneler ve morglar aşırı doluluktan dolayı çalışamaz hale gelmişti. Dünyanın önde gelen yerleşim yerleri 20. yüzyıldan daha çok kara vebanın hüküm sürdüğü ortaçağ şehirlerine benziyordu. Evlerde ölenleri toplamak için sokaklarda arabalar dolaşıyor ve topladıkları cenazeleri toplu mezarlara gömüyorlardı. Doktorlar hastalığın teşhisi için ölenlerden doku numuneleri alıyor, hastalardan kan topluyordu. Ancak ellerindeki teknoloji ve mikroskoplar ile hastalığın kaynağını göremiyorlardı. Sadece gribin hava yoluyla bulaştığını ve hastalığa bakteri tarzı bir patojenin yol açtığını biliyorlardı ancak bir türlü tedavi üretecek seviyede tanımlayamıyorlardı. Bilim insanları salgının kaynağını göremeseler de orada olduğunu bildikleri düşmana karşı savaşmaya devam ettiler. Sayısız tıp merkezi elde ettikleri verilere dayanarak hastalık için aşı ve tedavi üretse de hiçbir başarılı olamadı. Doktorların oluşturdukları bazı tedavi yöntemleri salgın nedeniyle zayıflayan bağışıklık sistemine saldıran diğer hastalıkları önlese bile grip tüm gücüyle yerinde duruyordu. İspanyol gribi canlar almaya devam ederken savaş zamanı yaşanan yoğun insan trafiği nedeniyle dünyanın en ücra köşelerinde bile hastalığa dair haberler geliyordu. Hindistan kalabalığı ve düşük temizlik standartları sebebiyle gribin ölümcül yüzünü en sert gören ülkelerden biri oldu. Hatta ölenlerin yakılıp arta kalan küllerinin serpildiği kutsal Ganj Nehri, cenazelerin yakılmasına yetişilemediği için nehre atılan cesetlerle dolup taştı. Salgın sonlandığında Hindistan'da İspanyol gribinden ölenlerin sayısı 20 milyonu geçmişti. Toplam bilanço ise çok daha korkutucuydu. Dünya nüfusunun üçte biri İspanyol gribine yakalanmıştı ve toplam nüfusun %6'sı hayatını kaybetmişti. Bu rakam 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın ölenlerin toplamından fazlaydı. 1919 yılına gelindiğinde hastalık haberinin ilanından itibaren dünya ile irtibatını kesen Doğu Samoa adası haricinde salgının dünya üzerinde ulaşmadığı nokta kalmamıştı. Alaska'nın kuzey kutbuna yakın dağ köylerinden Filipinlere kadar uzanan salgın 1920 yılında etkisini yitirmeye başladı. Hastalandığı halde hayatta kalanlar bağışıklık kazandıkça ve hastalanmayanlar kendilerini gribe karşı etkili bir şekilde korudukça salgın kaynaklı ölümler gittikçe azaldı. 1921 yılında da tamamen bitti. Ancak salgının yaşattığı dehşetin etkisi dünya tarihini derinden etkiledi. Salgını durdurmak ve tedavi etmek amacıyla dünyadaki pek çok sağlık kurumu konu üzerinde yoğun araştırmalar yaptı. İspanyol gribi üzerine yapılan çalışmaları devam ettiren Alexander Fleming penisilini keşfetti. Bu icat 20. yüzyılda insan ömrünü uzatan en büyük keşiflerden biri oldu. Aynı şekilde salgın üzerine yapılan çalıştırmaları devam ettiren bilim insanları hayatın bilgisini taşıyan DNA'yı buldular. Grip salgını bilim dünyası dışında dünya siyasetini de etkiledi. Gribin en sert vurduğu Hindistan'da sadece İngilizlere sağlık hizmeti verip yerel halka yardım etmeyen İngiliz imparatorluk yetkilileri Hindistan sömürgelerinde büyük tepki çekti. Yerel halka yardım eden tek topluluk olan bağımsızlık hareketi ise halk arasında büyük sempati kazandı. Bu sempati ileriki yıllarda Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasını sağlayacaktı. Bununla birlikte birlik Hint Müslümanları arasında Türk kurtuluş mücadelesi için destek ve yardım istediğinde muazzam miktarda yardımın toplanmasında da etkili olacaktı. 1918 salgını dünyaya gerekli önlemler alamadığında hastalıkların kontrolden çıkıp ne kadar hızlı bir şekilde yayılabileceğini ve sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini gösterdi. Aynı şekilde karantina ve bilimsel çalışmanın hastalıkların tedavisinde ve yayılmasının önlenmesindeki önemini hatırlattı. İspanyol gribinden sonra baş gösteren Ebola salgınından kuş gribine kadar sayısız hastalık 1918 felaketinden alınan dersler sayesinde asgari hasar ile atlatıldı. Çin'de yaşanan koronavirüsü de yapılan karantina çalışmaları ve hızlı tedavi araştırmaları sayesinde yayılmadan çözülebilme ihtimaline sahip. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgileri içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.